Senin çocukluğundan çok garip etmişsindir. Bir ay ot çekerdim ben şeyden. Buradan mı? Yok, oradan otlukta. Sizin orada yer vardı. Var, kavganın altında yerimiz var. Baksana Züney yakalar hep erimiş. Buralarda hiç erime yok abi. Buralar. Evet, kuzey buralar. Buralar gibi. Çocukluğumu dağlarda geçtim. Değil mi? Yayladan iner çıkar, iner çıkar. O zaman yaylaya da çok deden olurdu. Abi. Bu taraflarda da yer var mıydı abi? Şunun Rıçal tarafında. Rıçal. Ya İbrahim dedemin zamanında orada bir bağ olduğunu bilirim. Aklımda ettiğim bilirim. Evet, ta eskilerden. Eskilerden bir bağ olacak orada. Çizmeleri yemedik. Bayağı kaldı. Hepsi çoğu yukarılarda kar yok bu kadar. Yok, zarar, o kadar zararlı değil. Evet. Evet. Ayak çok bakın. Donmuş bayağı. Donmuş ayak. Ayak donar. Biraz öğlene doğru yerseydik şey olurdu değil mi? Cip batırırdı. Olur. İyi tam zamanı ya. Ümmeten selamun aleyküm arkadaşlar. Hepimizin sabahı hayırlı ve bereketli olsun. Selam. Bugün değerli Ahmet emmimiz ve oğluyla beraber de dağ evimize çıkacağız. İbrahim Usta'yı daha önceden biliyorsunuz kuzu göbeği aramaya, evet. Göbek avcısı diye. Doğru. Çok gitmiştik değil mi İbrahim Usta? Gittik. Ahmet emmimiz de ilk defa çıkıyor dağ evine. Tabii o dağların olduğu yeri biliyor da. Evet. Dağ evi yapıldıktan sonra yayla boşu da olmayınca epeydir çıkıyor. Yolumuz düştüğü yok. Yolumuz düşmeyince gitmiyor. Ama bir yayla olsaydı. Aynen. Devamlı. Gerçi şimdi yaylaya da arabayla gidiyorlar abi. Öyle oluyor da zaman zaman canım ister bu dağları bir gezmeye, eski yerlerimize, kuşlarımıza şan ama. Elim olup da gidemeyim. Değil mi? Bir de yoruyor abi. Şura bile yani mesafesi kısa olduğu halde yani bayağı adamı terletiyor. Öyle yani. De alışılır da ben şöyle tahmin ederdim. Karacasar'a çatağın oraya motorla çıkayın oradan. Göğelekli güne şeyinden yavaşça oralardan boğazdan gideyim dedim bu yokuşların şeyine. De arkadaşlar oldu mu böyle? Yavaş yavaş muhabbet edilir değil mi? Muhabbet edilir. Evet. Bak o kadar dokunmadı bunun seninle buradan. Yavaş geliyoruz ama abi dinleniyoruz. Tabii yavaş gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdiden hepimize iyi seyirler olsun. Devamı da tabii sağ ol. Evet. Sağ ol. Sonra inşallah biraz daha yararlar ya. Allah'tan umut getirmez. İnşallah. Yağın fazla bir şey olmadı abi. Olmadı da gene umudumuz kesilmez. Allah'tan umut getirmez. Yolumuz az kaldı. Kaynadı abi. Biraz yoruldu. Yok yok. İyi geldin gene de. Sağ ol. Senin sayende bir gün gezi yaptık yani. Bu da efendim başım başlığı daha evet. Evet. Yaklaşık ay. Senin yerini biliyorum zaten. Ben eski yerini tahmin ediyorum ya. Değil mi? Evet. Daha Mustafa sen de yoruldun bayağı. Tamam ya ne olacak haliyle. Epeyden beri çıkmıyoruz. Bayağı bir oldu. Değil mi? Evet. Yet getiremeyiyorduk. Neyse. Bugün kısmetimize güneş. Güzel güneş. Ey ey. Şansımız ilaver gitti. Aynen abi kısmetimiz. Hava iyi çok güzel. Yaz günü gibi değil mi? Bahar günü gibi. Yavaşça bahar geliyor. Aynen. Dağ evine mi geliyoruz lan? Artık geldik Ahmet abi işte. Geldik. İyi. Daha sonunda dağ evini gördük. Senin ustalığından da biraz bize fikir ver. Buralar. Abi yazın düzenleyeceğim biraz buraya Ahmet abi. İyi olur. Biraz saçak yapmayı düşünüyorum. Saçak. Evet. Doğru. Olur ya yine de dağ evi.
Benzemiş, iyi. İyi değil mi? İyi, maşallah iyi, çok. İşte şu bölgelere biraz ağaç çılan genişledi, saçak gibi. Değil mi? Çelenlerde çelen pay olması lazım. Değil mi? Tamam. Evi koruyacak çelen, tabii. Evi korur. Evet. İyi. Şuradaki çamurlara biraz saçak olmadığına şey ediyor, akıyor buraya. Ama içeriye gene su girmiyor yani. Duvar çok, çok kalın ya, taş duvar. Normal. Şöyle 2-3 botu bir harcırası bir şey edilmez. Çevirir. Çelen yapar. Çelen. Çelen akmaz. Saçak çelen olacak. Bak şurada ön tarafta çelen var. Evet. Değil mi Ahmet abi? Saçak olacak. Saçak olmadı mı? Olmaz. Saçak olmaz. Oradan siyah ben burayı. Tabii. Bozuyor ya. Tabii. Saçak kollar. Şimdi bir de. Buraya ne yapayım? Ayaz don, ayaz. Nereye? Burası oturma yeri, oturma yeri ya. Yeri. Şey yani yazın havalan burası yani, gölge olur. Doğru. Şimdi, tabii. Yani. Tabii. Ne gelin abi gayet. Şuradan gideceğiz. Gelin. Şimdi devin girişine mi geldik? Evet Ahmet abi. Devin. Maşallah. İki haftadır ortalama ben de gelmiyorum. Belki iki hafta yanaştı yani. Evet, evet. Doğru. Tam ya ille dağ evi be. Buraya. Evet. Baksana. Burası sömüne mi? Burası şey abi, dinlenme yeri. Dinlenme yeri. Çay içme molası dediğimiz yer. Tamam. Bacayın pervanesi de var. Burası soba bacasının abi. Gel abi bakalım. Çelenirde biz de çeker miyiz? İçeri ayrı çekeceğiz abi. İçeri vereceğiz. Tabii içeri girin şimdi. Hı. Abi hoş geldiniz. Sağ ol Mehmet. Sağ ol. Hoş bulduk, sağ ol. Nasıl buldunuz evimizi? Oo, tam yerinde bulduk yani. Değil mi? Güle güle kullan buraları. Biraz yorulduk ama terledik de. O kadar değer canım. Yergin, şimdi yergin. Bir çay demledik mi değer abi. Değer, hepsine, hepsine değer abi. Değil mi? Çoktan beri zaten böyle bir yerlere çıkamayım. İyi oldu senin sayende. Senin sayende. İnşallah şöyle bahar geldiği zaman gene çıkarız ya da doğru abi. Yılanlar çıkmadan değil mi? İnşallah. Evet arkadaşlar şöyle penceremizden de köyümüzün manzarasını sizlerle beraber uzun zamandır ben de çıkmıyorum. Şöyle dağ evimize de hasret kaldık. İnşallah tabii dağ evimize tekrar çıkacağız. İşe başlasak da Allah'ın izniyle haftalık izinlerimizle geleceğiz. Buralara çıkacağız arkadaşlar. Yani zaman buldukça bulduk sonra bizim de tatil yerimiz dağ evimizdir. Tabii. Yani bizim için lüks bir yer zaten. Evet, değil mi Ahmet abi? Tabii tabii. Çok güzel yer. He. Öyle olacak ya. Şey doğal. Doğal ortam. Doğal olarak ortam. Tabii. Evet. Ateşimizi yakalım Ahmet abi. Evet. Ateşimiz yavaşça yakalım. Yansın. Yakalım Mehmet abi. Tabi. Yavaş yavaş yanı. Dağ evinin özelliği de ateş zaten değil mi? Tabi. Dağ evinde ateş önemli. Külle de ne yanar ya. Tabi. Biraz ıslanmış da bu. Bunu kurulardan yer olup bir toplayacağım abi işte. İyi ateş tutuşturur bu. Biraz dinlenelim Ahmet abi. Evet Mehmet dinlenelim. Ateşimizi yaktık. Ateşimiz yandı yanıyor iyi. Sen güzel. Ateşi beklerken biz İbrahim Usta'yla bir de su doldurmaya gideriz. Tamam dolduralım. Çay suyumuzu da koyalım hemen. Bugün evet. Su getirmeyi unuttuk aşağıdan. Nasıl çayımız inşallah su durlanık akardır da. İnşallah. Güzelce çay içeri değilse evet. Bulanık oluyor. Ama durlanmıştır herhalde şimdi. Dur, kar işte suyuyla ya. Beraber. Çay eğitimi su bulunur ya. Var hemen. Su var da bulanır işte. Kardan bile yapıyor. Ha, ha doğru kardan kar suyundan kar yaparım. Doğru yaparız. Sap olur ama. Kaynattı mı bir şey olmaz. Yaptım. Çok güzel çay çıkıyor. O çok güzel. Kaynadı mı iş biter ya. Kaynadı mı? Olur güzel çay çıkıyor kar suyundan. Olur ya. Şöyle biraz dinlenelim oturalım. Ateş de güzel yanıyor. Ateşimiz kömürlersin abi de güzelce korulasın. Evet. 200 saat daha önce zaten korulaştı. Aynen tabii.
donumuzu toplayalım, üstümüzü dağıldık. Şöyle ormanın içinde, şu yukarılarda kuru odun çok, biliyor musun? Değil mi? Doğru. Çallara dikkat et. Onlar direkt o çallarda götürüyoruz. Öyle götürebilirsek öyle de götürüyoruz. Gider mi o şekilde? Gider. O zaman yanına biraz daha toplayalım. Gider olur, gider. Şimdi bunu böyle o şekilde kesersek bir şey olmaz ya. Ne? Hah, böyle bir şöyle ufaklardan onlardan da koyalım. Değil mi? Şu kuru çallar var ya. Böyle işte bindirivereyim. Alalım. Burada da var bir tane, onu da uğratalım. Bunu var ya. Onlar geçme, bunları bir götürelim. Burada bir parça var. Tamam iyi. Dur onu alayım gireyim. Tam dönüştüm yok. Bir bak gireyim. Bunları aşağı götürünce keseriz gayrı. Olur. Değil mi? Tabii. Şey yıkayım mı yıkmayayım? Şey yıkayım mı yıkmayayım? Ne? Şey yıkayacağız. Evet, odunlarımızla geçeceğiz arkadaşlar. Bunları kesip dışarıya tekrar kuru odun olarak biraz bu tarafa vurup yok. Ha, ikiye bölelim onu. Ocaklıkta yakmalık zaten ya. Suyu makyayı ağzını makyayı şey demiş. Ha, ikiye bölelim onu. Yok yok, o dışta yetti zaten. Öyle mi? He. Tamam. Onu kurularda kullan. Ağzını bozmayan diye de. Yok yok. Bunu yapalım. Onu da ikiye kesebilirsek keserim. Salatamızı da yapalım Ahmet abi.
yapalım Mehmet. Bak çalışıyorum şimdi. Ramsa sen havuç soyabilir misin? Bilmem. Küçük çağla havucu soy. Boğuşanın kabuğunu dışından at da. İncecik at da. Havucu rendeleyelim. Eskiden bunu soyacaklar. Çeki çeki veriydi otellerde biliyorum. Patates soyacağıyla. Evet. Soyacağıyla. Onunla çeki çeki veriydik şöyle. Gel bir daha ver bakalım. Havuç mu? Hı. Bakalım da durma öyle ince mi ağır mı? Ayarla kafana mı? Öyle incecik atlatalım. Şunu rendeden geç. Rendeleyeceğiz zaten üstü olmaz. Bahar gelse de bir kaba kadar az geçsek diye. Allah'a kulluğu beğenim. Burada bu sene iyi buldum ben inşallah. Yine nasibimiz de varsa buluruz yine ya. Son gittiğimiz yerde bayağı şeyliydi. İyiydi değil mi? İyi bulduk orada. Tamam yeter o. Yeterli mi? Ne var? Baharlıdan. Bunu bak. Bir rendeleyelim usta. Havadan lan. Oda süsüm oluyor. Tabi oda süsü olacak abi. Ama onun şeyi öyle abi. Sen otellerde böyle açılık mı yapın? Restoranda Ahmet abi de. Restoranda çalıştı. Otelde bir iki sene bir şey çalıştım. İşte bu sene gelirsek yine otele gideceğiz. Tamam. İnşallah. Hep lokantalarda çalıştık biz, biliyor musun? Benim de mesleğim oldu mu? Evet. Nereye gitsen işi bulur. Yani Allah'a şükürler olsun. Yani burada bile bak geçen sene çalıştık yani. Evet. Bayağı bir devam ettim burada. Tabii. Odunculara, şeycilere. Yok şeylere, elektrikçilere. Elektrikçilere. Süs olacak. Tabii. Ya, desen ne ya. Otellerde çok yaparlar. Müşteri. Desen çok orada yoruldu. Çok desen orada. Yemeden doyar. Orada dekorcusu ayrı, salatacısı ayrı. Boyukçusu ayrı. Sıcakçısı hepsi ayrı ayrı. Öyle.
hazmettirici mi gayrı? Hazmettirici mi gayrı? Nasıl? Turp. Evet abi turp iyi abi. Çok faydası var turpun. Birader geldi gittim biraz durdu. Fazla durmadı herhalde değil. Kim? Da. Yo şimdi durmaz o şehirde şimdi. Bir bayağı durdu. Şehirde ne iş yaparmış da? O çile işi yapar tamam, abi. Çile işine dediydi ya. Devam ediyor. Sordum geçen gün de. Abi de. Şimdi çile işi bitti gayet. Tamam. Evet arkadaşlar. Salatamızı yaptık. İnşallah salatamızdan sonra da balığımızı kızartmaya başlayacağız. Ateşimiz de İyice közlendi zaten. Değil mi Ahmet abi? Evet evet. Ateş hazır. Salatamız da hazır abi. Salatamız da hazır. İnşallah birazdan da yiyeceğiz. Evet abi. Nasip olursa değil mi? Tabii nasip olursa. Evet şu anda hafiften lodos esmeye başladı. Yemeğimize başlayacağız inşallah. Ateşin biraz daha közlenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi artık balığımızla pişireceğiz. Ne balığı neden? Vallahi dün aldım bu balığı da abi. Hı. Bir deneyeceğiz bakalım. Adı ne? Şu yağ balığı. Hı. Ama şu büyük balık. Şey alabalığa benziyor ama. Hı. Bunları bir yağlayalım, dilelim değil mi? Evet. Balık bayağı büyümüş. Yetti balık baksana abi. Ama. Bunu ızgaraya inşallah yapıştırtmayız. Kozcuk bu arada bunu öyle. Bir deneyeceğiz abi. Abi. Sen ayarlan o işi. Kadınları boş mu bunlar? Temizledim köyde amına. Evet tamam ben de. Hazır. Burada zaten su suda sıkıntı var. Tabii tabii. Bir de su burada da temizleyip şey edersek bayağı bir su gider bunlara. Harcanır o. Değil mi? Evet. Her şeyde yerine göre tabii israf ya. Tabii suyu orada köyde var ha. Tuzumuzu da atalım güzelce tuzlayalım abi. Tuzla abi.
orada tam güzelce olmuş ama da. Oldu oldu. İyi oldu. Yani. Yakmayalım mı? Orada yanar mı? Balığı yakmayalım. Tam iyi kömür, mangal kömür olmuş ama. Güzel oldu ya. Değil mi? Tabii. Öyle olmaz. Dur bakayım. Bunu çok ısıttık mı yapıştırayız abi? Öyle mi? Çok ısınmadan atacağız ki. Çok ısındı mı o sıcak demire yapıştı anda gitti yani ayıramayız bana. Yağla bakayım. Bu saçlar nerede satılır hemen? Onu ben ızgarasıyla beraber aldım abi, Bozkurt'a. Izgarasıyla. He, kasapların önünde de var o. He, tamam. Izgarasını, burada işime gelmiyor, köyde. Başladılar artık abi, biraz bitsinler, ondan sonra çevirelim değil mi? Evet, çevirmişler ne baksın. Kömür aşırı sıcak abi. Evet. Vallahi. Benim dikkat etti döndürdüğüm gibi. Elimi yakıyor baksa. Daha iyi korurdu ya. Değil mi? O biçim korurdu. De öbür tel ızgaralar olsa yapıştırır abi. Doğru. Bunları şey derken çok mesela tavuğu döndürebilirim de çok ısındıktan sonra balığı atarsan o sıcağıla balık bir yapışır ona. Hı. Çözdüremezsin daha kadar atarsın bunu tam ısınmadan atıvereceğim balığı. Tavuğu, eti. Her şeyin kıvamı var ya. Her şeyin kıvamı var. Aynen abi. Meybine kınalıca pişmiş. Evet abi. Şurada yavaş yavaş tut. Pişenleri kenara alalım değil mi abi? He. Şurada bakalım daha da pişmiş mi? Bak bakalım kim olmaz. Biraz daha bir şey lazım bu. Bayağı büyük bir biraz lazım. Evet. Toprak bir şey. Balığımız şimdi pişti herhalde abi. Bir test edelim bakalım şurada. Bir bakalım Ahmet abi. Orası sıcak. Bir test et. Kamerayı da. Kamerayı da zorlayın. Zorlayıyor abi. Pişmiş abi balığımız. Evet. Şöyle filata şeklinde açacağız. Çeksin kendini. Tabi. Bak. Bilmesi şöyle bakalım. Parçakları meydana çıktı. Tabi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi artık balığımız da hazır. Şu ortadaki kılçığı kaldı. Onu da şöyle çıkardığımız zaman servisimiz hazır. Dışı kınalıca, içi de süt gibi beyaz. Tabi tatlı su balığıymış bunlar Ahmet abi. Evet. Haydi bakalım.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Limonumuzu da sıkabiliriz balıklarımıza. Kes bakayım limonu da. Şurada da var usta. Burada da var gerçi ya. İyi olur. Bu kalan karı da onları eridir herhalde abi. Yakar gayr. Temmuz'da yağmadı da. Karakor gibi insana kar gibi derler böyle havaya. Ya. Dikkat edin abi. Yakar abi. Bakalım abi dikkat edin. Olacağım. Şimdi düzene gidelim. Yavaş yavaş edin. Geleni alacaksın. Hı. Aynen. Taşımız da iyi yandı. Vallahi. Yemeği yedikten sonra çayımızı da demleriz abi. Aynen. Şey yaktı dizim bayağı. Büyük yandı artık. Kuruları topladık ya, kuru odunu attın mı iyi yanıyor. Sağ ol Mehmet, bugün senin sayende eskilerden bir hayat yaşayacağız canım. Sizler de sağ olun abi, her zaman bekleriz abi. Yerime koluma sağlık, balık iyi olmuş. Burada yani. Sizlerin sayesinde izleyicilerime de sesleneyim. Evet. Ev burada abi, isteyen gelir. Yatağımız, yorganımız var. Evet. Kaç gün kalacaksa gelir, yiyeceğini evet. De getirivereyim. Anladın mı? Evet Mehmet. İyi. Artık bu sene işe gidersek 10 günde, 15 günde ancak bir video atacağız. Ama Allah'ın izniyle yine yeter, atacağız yani. Yeter, yeter. Kışa kadar. O da olur, o da olur. Yeter bu işe. Ama bu sene çalışır da kışa girecek olursam buradan köyden bir ustadan rica edeceğim. Şuraya bir odunluk yaptıracağım. Kendim çalışır olsam evet, da. Evet, evet. Burada hazır olacak. Tamam. Artık yolumuza devam edelim abi, değil mi? Yolcu yolunda gerek gayrı tabi. Akşam oldu de. Akşam oldu. Bayağı havada soğudu abi. Geçirdik. Havada soğudu. Neyse, kar yağacak olursa bir böyle erkenden gelelim, evet. Kar havasını bir izleyelim yağışını abi. Evet. Esinti acayip ya. Kaşık yok mu onda? Karıştır acayip. Çay da iyi olur. Yayla havası ya. Öyle mi bura? Kar havası demek, yayla havası. Buradan bizi izleyen izleyicilerimize de selam gönderme isterseniz. Köylülerimiz Ahmet abi. Aynen. Köyde, kentte, şehirde olan vatandaşlarımıza herkese selamlar. Aynen. Herkese selamlar bakayım. Bugün Mehmet Çınar'ın sayesinde bir dağ havası aldık. Sağ olsun. Zaten köyde dağdayız da böyle bir sessiz bir ortamda daha bir güzel oluyor. Değil mi Ahmet abi? Aynen öyle oluyor abi. Eline sağlık, yedik içtik. Afiyet olsun abi. Eline sağlık bakayım. Geçmiş geçenlerin canları ona desin, babanın canına desin. Amin, sağ ol, Allah razı olsun abi. Buradan Mustafa Kelek dayımıza da selam göndereceğiz. Evet, Almanya'da bulunan Mustafa Kelek dayıma da çok selamlar. Selamlar dayı.
Abi seni de bekliyoruz. Dağ evine gelebilirsin evet. Ama zor mu gelir? Biraz zor gelir değil mi? Da gelebilir belli olmaz. Gelebilir de işte biraz İnşallah zaman gelir. İster evet. Hı. Hava soğudu. Hava buz gibi oldu. Onu yazın getireceksin emmiyi. O zaten yazın burada olur ya. Kışın gelmiyor pek. Yok gelmez o da. Bağır işte ya. Sonunda yaza doğru. Şimdi az sonra canavarlar çıkmaya başlar karşıdan ama da vurmaya başlarlar. Hayır onlar akşamı bekler. Çıkma zamanları. Az sonra domuzlar da çıkmaya başlar. Kemal Sunal'ın dediği gibi kirişi yarmanın zamanı geldi tabii. Yani kuyuya doğru. Daha sonra alakaranlık çöktü mü her şey aşağı inmeye başlar. Aynen abi. Buranın, buradan da inmeye başlar, şu karşı tepeden de inmeye başlarlar. Tabii, tabii. Uykudan uyanıyor onlar şimdi akşamlar biliyor musun? Onlar gündüz uyur genelde kışın. Tabii. Yazın da aynı kışın. Gece aynı. Sessiz olunca gece çıkıyorlar. Gece sakinleşiyor. Yani. Sakinliğe. Evine girince, aynen. Herkes eve girince onlar dışarı çıkıyor. Aynen abi. Karardı mı? Taşa basarız. Kellere basarız düşeriz. Düşeriz. Onun için hava kararmadan kendimizi aşağı atalım. Çaylar soğuk soğuk ne iyi gidiyor diye. Vallahi hava buz gibi havada çay iyi gider. Sıcak evet. Havada çay gitmez ki. Sıcak havada evet, su içeceksin. Tabii devamı ya. Tabii. Hepsinin ayrı ayrı yeri var değil mi? Felekten bir gün yaşadık işte. Evet Allah'ımın izniyle abi. Sayını. Cenab-ı Allah'ım inşallah ilerleyen zamanlarda da çekler gelmeyi nasip eder. Her i̇nşallah. Zaman buyurun gelin. Tüm köylülerimizi i̇nşallah. Buradan da buyur edelim izleyicilerimizi. Evet tabii tabii. Nasip olursa. Bulduk mu gelelim Mehmet. Herkes zaman buyursun aldım. Gelsin abi. Hı. Doğru. Buradan tüm izleyicilerimize, köylülerimize de hepimiz Allah'a emanet olalım. Hadi, tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hepimizin akşamı hayırlı ve bereketli olsun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun.